Ve Fenerbahçe'nin transfer politikasını sen nasıl değerlendiriyorsun Nevzat? Bir hava yakalandı Jesus'la birlikte. Kombinelerin tükenmesinden zaten belli. Fenerbahçe'de şu anda işler rayında yolunda gidiyor mu? Başlayalım. İstersen Mesut'la. Şimdi Mesut açısından vallahi şaşırdım. Yani ben Mesut'u çok büyük bir Fenerbahçeli olarak, yani şahıslar, ne bileyim, başkanlar, değil mi? Gelip geçicidir. Ama hani aidiyet tuttuğunuz takım hep kalıcıdır ki Mesut'un hep Fenerbahçelik vurgusu yaptığını biliyoruz. Yani geçmişte de, çocukluğuna dair resimlerde de Fenerbahçe, yani tamam artık sosyal medya takipten çıkmak nedir, ne tür bir şekilde algılanır? Yani Fenerbahçe kapının önüne koysa da, kovsa da ben Mesut'un Fenerbahçeliğine biraz yakıştıramadım bu hareketim. Yani şundan dolayı yakıştıramadım. Mesut'un Arsenal'ı takipten çıkmamış. Hala Arsenal'le, ki orada kadro dışı kalmıştı. Bir gönül bağı var demek ki. İlk, değil mi hocam? Yani Arsenal'i takibi devam. Fenerbahçe'yi takipten çıkmak, anlamadım. Demek ki yani bu Fenerbahçelilik şeyi biraz sorgulanmaya başlar. Ama hani hikaye kötü sonuna bitti. Hakikaten böyle bitmemeliydi. Hani hepimiz hayal kırıklığına uğradık bu anlamda. Ama Mesut'un bu hareketini de Mesut'a yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım ben. Yani bir kırgınlık. Ben yakıştıramadım. Demek ki hocam daha iyi. O pazarı iyi bilir. Almancıları falan iyi bilir de. Ben şimdi Almancı deme ya. Gurbetçi. Ben de Almancıyı olurum. Ben de oradan geldim. Şimdi bilmiyorum. İlk defa senden duydum. Öyle de o konulara da hiç girmem, bilmem de sosyal medyada nasıl oluyor neyse. Bir tane ama şey, bir mesaj anlam içeriyor mesela. Yani şimdi neye istinaden yapmıştır, neden yapmıştır? Mukavelesi olan bir oyuncu. İşte son Erkut da onları konuşacaktık. Hocam dedi Amerika'ya taşınıyorum. Ben dedi yerleşeyim, sana dedi bilgi veririm o konularda. Bütün geniş bilgiyi, en içerikliği oradan alırsın ama şu anda mukavelesi devam eden bir oyuncu. Geçenlerde de epey oldu. Burada da konuşmaya çalıştım. Yani Mesut oturduğu yerden para alacak tarzda bir oyuncu değil. Şayet iyice ipler kopuyor. Oturduğu yerden para aldı hocam zaten. Efendim? Nasıl? Yıllardır oturduğu yerden para aldı yani zaten. Yok, Arsenal'den, Fenerbahçe'den ben kastediyorum. Yani Fenerbahçe'den o şekilde bekleyip de mukavelesi bitene kadar. Ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Alır mı, almaz mı, bekler mi, mukaveleyi fesheder mi onu bilemem. Yani Fenerbahçe'den belki o tarzda yıllarda diyorsun da bir tek Arsenal'de sakatlık yaşadı. O da mukavelesini. Kadrosu bıraktı ama. Unai Emery bıraktı değil mi? Mukavelesini sürdürmek istedi. Unai Emery bıraktı. Mukavelesini sürdürmek istedi. Oralarda yapabilir de Fenerbahçe'de. Bakmak lazım ona şimdi. Şey, uzak doğu Çin ki orada Mesut'u takdir ediyorum. Tebrik ederim. O Uygur Türkleriyle ilgili yaptığı paylaşımlar falan. Orada bir sıkıntılar yaşadı. Sırf bu yüzden yaşadır. Hani o Çin pazarı şey olmasın diye Arsenal kadro dışı bıraktı. Sonra Unai Emery taktı falan filan. Onlar orada tabii, o problemleri yaşadı. O tabii politik yönlerde gitti. Ama ben Fenerbahçe'nin aynı şekilde oturduğu yer, yani daha doğrusu mukavelesi bitene kadar oturup da o paramı alacağını düşünmüyorum Mesut'un o tarzda. Amerika'ya gider herhalde hocam. Efendim? Sanki Amerika yapacaklar gibi. Vallahi onu da bilmiyorum. Menajer yani hazır Amerika'ya. Gitti, bütün yerleşimini orada. Londra'da evini boşalttı. Bütün hukuk dairesini boşalttı. Her şeyini boşalttı. Amerika'ya yerleşimi yaptı. Orada orada Mesut'u alır. Orada devam eder mi? Yani en sana söyleyeyim en garantisini 2-3 gün sonra kendisiyle irtibatta geçtiğim zaman daha net bir şey söyler. Ama en son konuştuğumda şuydu. Mesut Fenerbahçe'nin topçusu diyordu. Ben size söyleyeyim hocam. Bu hareket kendine ileride yani Fenerbahçe futbolcu olarak belki bir şeyler kazandıramamış, verememiş olabilirsin Mesut Özil. Çünkü beklentiler çok daha üst düzeydeydi. Ama şunu biliyorduk ki Mesut yarın futbolu bırakır. En kötü Fenerbahçe sportif direktör olur. Fenerbahçe'de profesyonel bir yönetici olur. Şimdi Mesut bu hareketiyle bunu da biraz engelliyor gibi geldi bana. Yani herhalde Ali Bey'in dediği gibi kafasında başka işler var. Yani oraya odaklanacak gibi geliyor. Ha, tabii belki onun da yatırımları var, çok yatırımları var. Kazanır, bunları, çok daha fazlasını kazanır. Çok da yatırımları var yani öyle böyle değil. Hakikaten çok iyi yatırımları var. Yani Allah'tan sinyali çok almıştır o. Tabii sana Allah herkesin işleri forma şansı getirsin, vermeyecek, hiç boşuna uğraşma demişlerdir. Bir şey çıkmıştır yani şimdi ne söyleyecek o konuda boş. Çünkü bize Mesut da biz çok beklentilerimiz fazlaydı. Yani futbol sever olarak
Mesut geldiği zaman... Ya adam Türkçe küfür ediyordu. Gurur, seviniyorduk. Gurudumuyorduk da seviniyorduk. Yani yani. Seviniyorduk. Yok, biz buraya Türkiye geldiği küfür için... En azından bir Türk diyorduk yani. Türk tabii, oyuncu Real Madrid'de. O tabii oralarda tabii onu sevindik de biz Türkiye geldiği zaman çok farklılıklar yaratacak. Daha farklı bir şeyler göreceğiz. Fena. Hem Fenerbahçe'ye katacak hem Türk futboluna katacak ama... Beklentileri yüksek tuttuk bir de. Çok, ama şimdi tutmaz mısın yani? Hamit geldi... Hamit de Real Madrid'den geldi. Ama beklenti. Şimdi ben genel söylüyorum. Oradan Mesut, gelenler. 10 numaralar arasında yaşayan, yani aktif en iyi. Belki de 10 oyuncudan bitti biri olarak geldi. En son nesliydi diyelim artık son, Mesut aynen. için. Son nesliydi ama Fenerbahçe bir katkısı sağlayamadı. Hep ha bu gelir, ha şimdi gelir. İşte o kadar oynamadı, toparlar eder derken bu sefer iş nasıl söyleyeyimse karma karışık bir şey oldu. Mesut da işin içinden çıkamadı. Yönetim de çıkamadı. Sayın Ali Koç da çıkamadı. Tek işinden çıkan İsmail Hoca oldu. En sonunda dediler ki kadro dışı bırakalım. Kadro dışı bıraktıktan sonra da Fenerbahçe şahlandı. Ya tutamadı yani, her türlü çok farklı bir oyun düzeni ortaya çıktı ve aldı götürdü. Yani pat 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 işte açıkları çok yönledi, orta sahalar çok yönledi. Takım oynamaya başladılar. Daha çok hücumda olmaya başladılar. Yani tek bir şey kalmadı. Genel oynamaya başladılar. En son tabii nihai karar gene Mesut'la Sayın Başkan Ali Koç arasına geçecek. Onlar birbirlerine oturup masada anlaşmaya gidecekler. Çünkü hoca geldiği zaman direkt ne dedi? Yönetimin kararına devam ediyorum dedi. Feşte attı orada. Hani Mesut da... Önceden konuşmuşlardı. Herhalde mutlaka. O onlar, hani Jesus süreci, 2-3 aylık süreç oldu. O günün konusu değil o. Her tabii şeyi onlar biliyor. Mutlaka konuşuldu da onun için de hocaya sorulacağını biliyorlardı onlar. Anladı. Tak diye kesti. Yönetimin attı topu. Onun kararında biz devam ediyoruz dedi. Bitirdi işi. Yani herhalde nihai karar şu transferler falan bittikten sonra, şimdi onlara hiç dikkat edersen Mesut'la ilgili bir şeyler konuşulmuyor. Yönetim de anlatmıyor, Sayın Başkan da anlatmıyor. Herhalde bu transferleri kapattıktan sonra bir açıklık gelir. Ben dışarıdan gördüm. Yani sonuçta içerideki arkadaşlar ya da yakından takip edenler tabii. olayı da çok da kendilerince tabii net yani kulüp perspektifiyle muhtemelen aktaracaklardı ama dışarıdan baktığım vakit yani Mesut'un futbolcunu tartışabiliriz. Yani herkes kondisyonu, ilişkileri, şusu busu olabilir. Ki kötü bir döneme denk geldi Fenerbahçe süreci aslında. Fenerbahçe'nin de böyle taşların tam oturmadığı bir dönemdir. Ama ben sanki birilerinin de böyle Mesut'un o karizması ve kariyeri altında ezildiğini ve Mesut'a karşı belki de davranış... Ön yargı mı? Mesut'a karşı davranışlarında, Mesut'un belki aradığı o duygu şeyini bulamadığı için Mesut'un böyle agresifleştiği ya da geçimsiz bir insan olmasına sebep. Çünkü Mesut özel bir, siz daha iyi belki şey yapabilirsiniz bir teknik adam olarak aynı zamanda. Yani Mesut'u çok anlamaya çalışmadılar belki de. Mesut'u çok kolay kaybettik. Nevzat da şimdi biz buradan ne diyecek çok boş. Yani her şey çünkü içerisini bilmiyoruz. Yani içerisinde ne olabilir ki Mesut? Ne yapabilir ki? Ailesi var bilmem bir şey. Yani, kötü bir şey yok yani Mesut'un. Böyle bir buraya, gece hayatı olur. Bilmem ne olur. İsteyerek anlarım. Geldi. Severek geldi. Hatta yani işte... Yer yerinden oynadı hocam. Acaba bak... Vallahi yer yerinden oynadı. Şey de Kemal Çağlayan, Kemal abi soruyor Sivas'tan. Acaba diyor Mesut Hull City'ye mi gider diyor. Nereye? Hull City, Al City. Ya ben de onu bir ara düşündüm. Olabilir mi diye ama... tekrar söylüyorum işte 4 gün veyahut da 1 hafta önce Erkut'la yazışmamızda şu anda dedi Fenerbahçe'nin topçusu. Yani bu söylemler çıktı yani hoca kesti tamam dediler. Daha hala dedi Fenerbahçe'nin topçusu bir gelişme yok. Ben de şunu diyorum herhalde bu transferlerin hepsini bitirdikten sonra Mesut'la Sayın Başkan oturur. Şu ikisi arasında karar verilecek artık. Bir ortak nokta bulunur yani. Ne Fenerbahçe kulübü hocam takipten falan çıktıysa bu iş zaten bitmiştir. Büyük olasılıkla öyle gözüküyor. Yani siz onu söyle ben daha yeni duydum. Sizden duydum onu. Şimdi büyük kayıp mıdır? Şöyle söyleyeyim. Gerçeğini konuşmak lazım. Ne topçular geldi gitti. Hiçbirisi kayıp olmadı. Mesut'un da gösterdiği ya kendisinden kaynaklandı ya takım içinden kaynaklandı veyahut da genel kaynaklandı. Çok fazla bir şeyler vermedi. Kolayını seçtik bence. Efendim? Bence kolayı seçildi bu. Yani şimdi ilişkide Nevzat biz onu en kolayına seçtik. Yanılabiliriz yani bilemiyoruz. Kötü adam Mesut dedik. Mesut'u ötekileştirdik. Yani Mesut'un ya tamam
Belki yani biz içeride ne oluyor, ne bitiyor? Belki başkan belki söylemedi başka şeyler de olabilir. Mutlaka ama var, ya ben dışarıdan baktım Mesut böyle hani sıkıntı yaratacak bir insan değil ya. Onu hani biliyoruz o şekilde olmadığını. Değil mi hocam? Hani o şekilde olmadığını biliyoruz ama işte şimdi şöyle bakıyorsun. Bir de gerçekler ortada. Mesutlu Fenerbahçe ile Mesutsuz Fenerbahçe'yi gördük. Ya ben mesela sayın ama Mesutlu Fenerbahçe şeyleydi. Lafını kestim. Neydi? Portekiz'e Pereira'ylaydı. Ondan sonra İsmail Kartal Hoca'da da çok fazla beraber nitelik taşımadılar, yapamadılar. Yani şimdi ne söylesek bize havada kalır. Aykut ne dedi? Ama silmiş keşke, dedi, bu iş bitmiş mesela, dedi. Keşke böyle Mesut'la bir röportaj yapılsa ve Mesut her şeyi anlatsa. Bütün süreci anlatsa ve biz çoğunlukla kimse yapmıyor onları Nevzat Bey. Biliyorsun ya, yani herkes söylüyor da. Çünkü ya Mesut iyi Fenerbahçeli. Ama şimdi ya ne Fenerbahçeli'ye zarar getirir ya, ne kendisine zarar getirir. Ya mutlaka Fenerbahçeliliğini zaten Mesut'un çok paraya pula da ihtiyacı yok ama yani. Fenerbahçe'yi takipten çıkmak başka bir şey yani. Vallahi, siz Ali Koç'u takipten çıkabilirsin. Onu değil mi? Röportaj yapmaz onu. Şeyi Jorge Jesus'u engelleyebilirsin. Jorge Jesus'u sağ var mı bilmiyorum ama engelle. Ama hocam Fenerbahçe'yi takipten çıktığım vakit artık nasıl bir hayal kırıklığı yaşadıysa. Doğrudur. Şimdi hani merak ediyorum. Mesut için de hayal kırıklığıdır. Mesut için de hayal kırıklığıdır. Ama Fenerbahçe için hayal kırıklığıdır. Fenerbahçe formasını birileri giyer. Şimdi mutlaka giyecek de. Lincoln gelir, Fenerbahçe o gider bilmem diye şöyle gelir. Bir hayal kırıklığı. Ben onu şöyle anlatmak istiyorum. Ne beklentilerimiz vardı ya. Biz bile futbol adamı olarak evet. Mesut dedik şimdi, ya geldi mi neler yapar. Snyder hocam geldiği zaman ne kadar sevindik. Drogba geldiği evet zaman ne kadar. Farklı oyuncular geldiği zaman. Peki. Mesut'tan da yol açık olsun hocam. Olmadı. Öyle tabii. Şimdi Fenerbahçe tabii Graz'da yapacak hazırlıkları. 1-8 Temmuz yurt dışı kampı. Graz. Evet. Bir yere gidiyor. Güzel yer. Hocam. Bilir. Şimdi burada Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin transfer politik. Carvalho'da da artık yavaş yavaş böyle ciddi kaynıyor iş. Taş gibi pozitif adam. Pozitif anlamda olumluya doğru gidiyor William Carvalho. Fenerbahçe'nin işte aldığı transferler. Buruma için bir şeyler söylemek ister misin Nevzat? Sen de tanırsın, iyi de tanırsın. Buruma yani açıkçası Buruma'nın Buruma olduğu dönem Snyder vardı hatırlarsanız. Onu biraz da ön plana çıkaran Snyder'in tekniği ve zekasıydı. Ben biraz hani kariyer olarak düşüşte gibi gözükse de kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Yani bazı temel noktalarda futbol bilgisi noktasında eksikleri vardı. Yani sonuçta sıradan takımlara gitmedi değil mi hocam? Yani Leipzig olsun, işte ne bileyim PSV Eindhoven olsun. Yani en azından o antrenman yemek bile Buruma'nın gelişimine katkı sunmuştur diye düşünüyorum. Mali açıdan çok riskli değil. Bu ligi bilen bir oyuncu. Demek ki Fenerbahçe o bölgede alternatif olarak düşünüyor. Satın alma opsiyonu da son derece makul. Ha, zaten oyuncunun Türkiye'den Galatasaray'dan Leipzig'e gidiş rakamlarına ve bugün Fenerbahçe'yi satın alma opsiyonuna baktığımızda değer kaybı seviyesinin hangi noktada olduğunu gösteriyor. Yani 12 milyon eurolara gitti, 15'leri gördü. Sonra şimdi 4 milyon euro satın alma opsiyonu var. Şimdi çok uygun şartlarda Fenerbahçe kiraladı. Olympiakos'ta mı? Olympiakos'ta da oynadı. Bir Sociedad'ı var önceden. Yani dolayısıyla olsa da olur, olmasa da olur ya. O çok şey değil yani.